can çekişiyor. Gerçek kelepçe ha. Oo, bu çok iyiymiş. Ben onu bir yere ödünç alabilir miyim senden? Sana büdünün selamı var. Hangi büdün? Dünya Kenan büdün. Bir video tepkisi bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, gerçekten çok enteresan bir bölümümüz olacak. Ne olacak? Güzel. Bizim bize viral değil, viral yaptık zaten. Yok. Korku. Virali 2-3 hafta önce... Korku! Korku. Değil. Ne lan o zaman? Seveceksin. Hey, how's it going, guys? Bunlar ne? Şey mi? Su altı dayıları falan mı? Looking for river treasure with scuba diving and free diving. Hey, seriously though. Çok bulanık değil mi lan? There could be alligators and stuff out there. Like, if you see some, just kind of. Şimdi sen görürsen saygılı davran. Oldu, elini de öpelim. Şimdi bunlar hangi nehre daldı? Fark etmez. Treasure hunter yani. Ha, okay. Nerede yapıyorlar bunu? Abi, dereler. Vay, çok iyi. Bozuk para mı buldun? Ne abi? El bombasıymış düşün. Patlıyormuş bir anda suyu altında. Oo, GoPro. Şimdi GoPro'nun içinde kesin cinayet cinayet bir şeyler vardır abi. GoPro yanlış şey gibi çıkmadı mı? Orada böyle bekleyen canlı kendi başına akıllı bir varlıkmış gibi yani. Ben çok istiyorum, biliyor musun bunu yapmayı? Vay. Yani şey, hazine avı değil de genel olarak hani dalış. Dalış ben çok istiyorum. Aynen çok istiyorum. Topel yapmışsın. Yok artık bu ne abi, sahte video bu yani, böyle şey mi olur? Her adım başı bir şey çıkıyor. Kolya abi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sırf bu videoyu çekmek için bunların onu oraya fırlatıp atmış olma ihtimali var mı? Abi var, her şey için var da yani. Adam çekmiş koymuş. İnanmak düşer. Oğlum bu timsah bunlara tuzak kurmuş hemen. Tek tek koymuş, gidip yiyecek onları şimdi. Ya kendi yarattıkları bir konsept olduğunu düşünüp tamamıyla tadım kaçtı. Öyle bir şey mümkün değil yani. Abi o insanların boynundan nasıl düşsün, ayrıyetten bir böyle bir alana bu kadar çok şey nasıl yoğunlaşsın yani. Ve bu ama insanların şey, onları düşürmeleri için bir sebep olması lazım. Buradan ne insanlar geçiyor bir kere? Burası normal bir nehire benziyor. Abicim neler neler buluyorlar. Gerçi bunlar değerli mi anlamıyorum da. Bunlar tabi sürekli kes yapıştır değil mi? Tabii tabii. Hepsi farklı bir yerler bunlar. Bir de tek bir adam... Bu ne oğlum, silah mı? Tüfek mi o? O ne, tüfek mi o? Evet abi. Yok artık. O ne abi? Oha. Mesela diğerleri gerçek değildi bence ama bu gerçek bence. Oh my god. Oh my god. Bak buna gerçekten sevindim. İlk defa bir şey buldu çünkü diğerlerini bulmamıştı bence. Oha, yok artık. Bu ne oğlum? Drone niye düşürürsün ya? Ya bu da artık olası ama yani bu video ne kadar eski veya yeni abi? 2 yıl, maksimum 2 yıl. 2 yıllık çünkü drone bulduğuna göre. Adam bir dalışta neler çıkardı oğlum? O bu tek dalış değil. Ben farklı bir şeyleri... He, tamam okey, ben de diyorum bir de neler yaptı adam hayır, bir günde hayır. Yani. Fırında tavuk mu acaba? İnşallah o kutudan bok çıkar da. Pişmanlarız. Ne abi o? Bir kese altın mı bulacaksın kardeşim yani hani gayet modern bir kutunun içerisinde. So I was right next to Brandon actually, and I was scuba diving underwater, and I came across this black box. So I was intrigued, you know, I was like, what is this? So I opened it up, there's a bag inside, and it looked like maybe like cement was in this bag or something. I don't know, it was just, it was different. So I pulled it out, and the bag had a name on it, and then it was actually from a crematory. And that was the moment when I realized that I found someone's remain. Ya aman tanrım yani.
Oha. Vay, çok enteresan lan. Ama öyle yapanlar var ya. Bir Big Lebowski'nin sonunda da mesela ölen Brandon vardı. Oradan onun küllerini şeye serpiyorlar. Ama serpmen lazım. Serpmen lazım, evet. Poşetin o enteresan. Mı? Poşetin içinde atmaları enteresan. Orhancığım, şimdi izlediğim bu videolar 5.5 milyon aboneye sahip olan Yo Mighty kanalına aitti. Ne düşünüyorsun abi bu videolar hakkında? Sen bu şeye inanmadın çok. Silah biraz garanti gözüktü. Çünkü bayağı yosun musun tutmuş. Bazıları fake muhtemelen. Ama bazıları da gerçek hakikaten bence. Hmm. Çünkü mesela atıyorum işte o planta dinamileri buldu ya. Mesela onların büyük ihtimalle tamam hemen çok daha uzun sürede belki biraz deforme olur. Ama en azından taşların birleştiği yerdeki metallerde bir deformasyon olması lazım yani. Çok temizlerdi onlar. Yani bak silahı buldu hakikaten. Bulduğunda da sevindi zaten, anladın mı? Ama onun yerinde kolyeyi takıyor, yüzüğü takıyor, antika para buluyor, bilmem ne buluyor, böyle koluna geçiriyor, parmağına takıyor falan filan böyle hani şey. Bir kere onların oraya öyle düşmesi, o alanda o kadar yoğunlaşması falan gibi şov yani, anladın mı? Heh, çok şey buldum hatta. İşte ne kadar kötü 5 milyon insan bunu izliyor. İnanıyor olması diye düşündüm yani. Bence eğlenceli bir şey. Ben yapmak isterdim böyle bir şey. Çok böyle bir bilinmezliğe dalıyorsun ve orada bir sürü acayip acayip şeyler buluyorsun. Çıkardıktan sonra düşünüyorsun, acaba işte bu takıyı takan kadın kaç yaşındaydı? Güzel miydi? Aynen. Ne bileyim, nasıl bir aileden geliyordu? Zenginler miydi? Hiç böyle hani ben hayatımda denize fobim var zaten. Derinine kadar inmedim ama ya denizler ve nehirler, göller, möller, bunların hakikaten altında ne vardır gördük yani. Bayağı GoPro'dan tut da hani şeye kadar, drone'a kadar çıktı. Bu tarz dalış yapan abi insanlar bataklıklarda, timsahların olduğu bölgelerde, böyle tehlikeli yerlerde dalış yapıyorlar. Sen abi bu tarz hazine avları için böyle tehlikeli yerlerde dalmak ister miydin? İsterdim abi, ne istemiyorum, çok güzel olur. Hayat böyle bir şey olmalı zaten. Nasıl yani? Riske girmelisin. Yapabilirdim yani. Yapardım. Sonuç olarak adamlar yapıyorsa ilgisi olan yapabilir yani. Yani öyle bir olasılığın olduğunu inansam yapardım mutlaka. Öyle bir ben seviyorum çıkıyor zaten tehlikeyi. Gemi batmış deniyor mesela. Bence mükemmel bir arayış olurdu yani. Ben normal dalış da yapmıyorum. Ama ucunda şey var. Ya yok yok. Onu hiç yapmazdım. Çünkü hani bataklıklar falan filan, yılan balıkları, timsahlar falan, ben hiç gelemem yani. Onları gördüğüm anda oraya bayılırım. Beni de hazine olarak çıkartırlar yukarı. Bunların bulduğu gibi beni de cesedini bulurlar böyle kalmışken yani. Gerekli önlemleri aldıktan sonra yapardım. Mesela şey yapardım abi. Dalacağım yeri, o akarsunun mesela işte o banket kısmını, önünü ve arkasını şeyde çevir, bir ağ ile çevirmek istedim. Oğlum ama çok geniş bir yere dalmıyorlar. Tamam da onunla mı uğraşacağım? Ağını sert. Öleyim mi? Kanal sahibi abi bulduğu birçok eşyayı sahiplerine veya polise teslim ediyor. Örneğin videolarını çalışır halde bir iPhone X buluyor. Şey, kap, su geçirmeyen kabın içinde bir tane. Gidiyor onu sahibine mesela buluyor, onu geri veriyor. Sen bulduğun bu tarz değerli bir eşyayı teslim eder miydin sahibine? Bilmiyorum, etmeyebilirdim. Abi ne, nasıl gördüm getireyim istersen iyi yani. Bir kere tanımadığım bir çevreyse ve hani dalış yaptığımı biliyorlarsa ben kesinlikle şey yapardım ya. Verirdim ya, verirdim Burak. Benim kimsenin gözünde malım yok. Mesela sen böyle bir şey yapıyorsun ya, zaten senin o zaman atıyorum 5.5 milyon takipçi olan bir kanalın var mesela, tamam mı? Ya öyle bir şeyden gelecek geliri çok da umursamazsın. Hatta bunu geri teslim ettiğin kişiyle ilgili bölüm bile çekip içerik olarak koyarsın öyle mesela, anladın mı? Ha işte bak, adam bunu zaten değerlendiriyor yani. Zaten alacağını alıyor abi orada. Gerçek bir cevap vereyim mi? Tamam, çok dürüstçe söyleyeceğim. Tamam. Yani. Çok dürüstçe söyleyeceğim. Param varsa abi, bu şey, hobi olarak yapıyorsam herkese veririm. Çok da mutlu olurum yani. İnsanları mutlu ederim böyle kayıt dışı. Yok param yoksa, rezalet bir hayatım yoksa hiçbirisini vermem abi. Hepsini cebime atarım. Abi eder miydim, etmez miydim? Ya şimdi... Ya yüzüğün sahibini bulamam ki. Bu artık bir başkası değil, benim yani. iPhone'u bulduğum zaman onun da benim olduğunu düşünüyorum. Pek bir şey değişmedi yani. Yani diğer başka bir şey çıksa o da benim. Yani ben buldum artık yani. Artık o çünkü sahipsizleşmişti yani suyun dibine düştüğünde. Niye vereyim? Bence de vermezdim. Sen de vermezdin. Ben verirdim. iPhone X bulsam veririm abi. İsmini... Bırak! Vallahi veririm ya. Bırak! Geçtiğimiz yıllarda Mersin'in Tarsus ilçesinde abi bir kazı çalışması yapıldı. Madrid'in Midyat ilçesi mi? Evet, Mersin'in Tarsus ilçesi. Kazı çalışması abi dürbünü ve makine tüfeklerle 24 saat korunuyordu polisler tarafından. Hiçbir milletvekili bu kazı çalışmalarına alınmadı ve uzun süre bu çalışma hakkında hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Kazı çalışmasını yöneten
Kimdi? Devlet. Devlet. Aynen, devlet tarafından yönetilen. Ona bir şey diyemeyiz abi. Kazı çalışması. İnsanlar bunun üzerine bu çalışmada ilk İncil örneği, dünya dışı yaşam formları, çok sayıda altın gibi şeylerin bulunduğunu söylediler. Teoriler ortaya attılar. Ne bulunmuş olabilir de bu kadar korunuyor diye. Uzun süre sonra gelen resmi açıklama ise bu kazıda sadece pişmiş toprak parçaları bulunduğu söylendi. Pişmiş toprak parçaları dedin, testi mesti mi? Ha, o tarz şeyler. Tabakça. Mersin Hristiyanların ilk yerleştiği yerlerden biri. Dolayısıyla yer altında yaşıyorlardı korkularından dolayı Roma İmparatorluğundan. Biliyorsun Kapadokya'daki o mağaralar işte şunlar bunlar da eski Hristiyanların yerleşim bölgeleri. Mersin'de yakın yani. Ondan dolayı ben İncil olabilir derdim. Çünkü bak bir tane Ürdün'de bir bahçe, bir çobanın bulduğu Barnabas İncil'i diye bir şey var. Mesela onu İsrail saklıyor. Vatikan'da onun sakladığını biliyor ve hiç dokunmuyor. Çünkü Vatikan'ın şeyini sarsar diyorlar. Otoritesini sarsar diyorlar o İncil için. Bu da öyle bir şey olabilir yani. Abi ilk İncil örneği bulundu. O psikopat bir şey olur ya. Çok güzel olur yani öyle bir şey olsa. Düşünsene tarihsel değerini onun. Müthiş bir şey yani. İlk yazanlardan bir tanesi of, var. Çok iyi olur. Belki de orada bir küp bulundu. Kübün içerisinde biyolojik kalıntılar var, tamam mı? Hı. Belki de hastalık yayılma potansiyeli düşünerek korundu mesela. Hani sadece maddi şey yok bunun ama işte hiçbir zaman böyle bir eylem yapıldığında da şeyi bilemiyoruz. Açıklanan ne kadar gerçek? İnsanların yani bu konuda bilgisi var demek ki koruyorlar orayı. Tabii. Yani buraya kimsenin gelmesine izin verilmek istenmiyor. Yani çok ilginç konular olabilir gerçekten. Hiç bilmiyorum. Ne zaman acaba açıklanacak? Abi açıklama bu bitti yani. Şu üstü kapandı. Oradaki kazı da bitti zaten. Aa, bu konu öyle bastırıldı yani. Gündemden evet. Yok edildi. Aynen öyle. Bilemedim, garip ama. Enteresan değil mi? Enteresan. Düme. Yalan. Diyorsun. Olduğunu düşünüyorum. Muhakkak daha böyle işte ciddi uzaylı. Şeylerin... Ya uzaylı mı ya? Uzaylı gelse Mersin'e mi gelecek? Tantuni yemeğe mi gelecek oğlum? Selam dünyalı. İki tantuni. İki hayran. Evet. Böylece sonuna geldik Can. Son olarak abi ne söylemek istersin? Böyle dalış yapıp da bir şey bulan arkadaşlarımıza bir tavsiye vermek ister bir konu. Abi ne tavsiye vereyim, her şeyi yapmışlar. Helal, beni de alsınlar yanına. Onu söyleyebilirim. Sadece ben de gelmek istiyorum dalışlarınıza. Bitti bölüm efendim. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Bu bölüm biraz öğretici oldu. Güzeldi değil mi? Çok güzel. Gerçekten güzel bir bölümdü. Yeni sezon bomba gibi ilerliyoruz ve hadi bakalım.